Değerli izleyenler, herkese merhabalar. Öncelikle herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyorum. Yarın 2 Mayıs Kocaeli koşullarını değerlendirmek üzere 9 tane arkadaşımızdan, abimizden videolar rica ettim birer koşu şeklinde. Bunlardan bir tanesini de ben yorumlayacağım. Yorumlamaya çalışacağım daha doğrusu. Umarım faydam olur herkese. Yalnız benim sizlerden ricam vardı. Hep yayından çıkmadan önce bir beğeni yapın diye, kanalımıza abone olmadan izleyenler abone olsun diye sürekli ben sizlere uyarı yapıyorum. Fakat artık ben sizden şikayetçiyim, onu söyleyeyim. Ricamız artık şikayete dönüştü. Sizlerin de anlayışına sığınıyorum ben. Niye derseniz, şimdi YouTube kanalları çok fazla olmaya başladı. Her önüne gelen YouTube kanalı açıyor. Herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bu basit bir iş değil. Zor bir iş. İstikrar isteyen iş, zaman isteyen iş, emek isteyen iş. Bunları böyle saman alevleri tabii ki arada böyle mücadele eden arkadaşlarımız olacaklar. Onların da emekleri boşa çıkmasın. Onlar için bir şey söylemiyorum. Fakat bu işten çok zaman harcayanlardan bir kişi de benim. Kanalımızda da o kadar değerli tahminci arkadaşlarımız çıkıyor ki. Türkiye'de görebileceğiniz en değerli, en bilgili yorumcu arkadaşlarımız kanalımıza misafir oluyorlar. Haftanın 5 günü, 6 günü en az. 7 günde canlı yayın yapıyoruz. Şimdi bazı arkadaşları görüyorum. Artık bu kanallara abone olma konusunda böyle bir hani takım tutar gibi artık olmuş. İşte o kanalcı, bu kanalcı, o şucu, bu bucu falan filan şekline dönmüş. Yani burada kimsenin artık bu emekleri görmezden gelmesini istemiyorum. Varsa öyle aranızda lütfen bir şekilde ya bizi bir empati kursunlar bizim tarafımıza ya da bizim emeğimizi karşılıksız bırakmasınlar. Sizlerden ricam budur. Ya ben kanala abone olamıyorum oğlum, ben anlayamıyorum işte, yaş ortalaması büyük abilerimiz de var, ablalarımız da var izleyenler. Ben olamıyorum, nasıl bilemiyorum, beceremiyorum işte, yorum da yapamıyorum, işte benim telefonumda o ayar yok falan diyenler varsa eğer aranızda izleyecek olanlardan. Onlar bir telefoncudan rica etsinler, anında bir hesapla Gmail hesabı kurarlar telefonunuza. Ondan sonra yorum yapabilir, kanalımıza katkı grubuna gelebilirsiniz, tahminleri görebilirsiniz, yayın anında interaktif yayın yapabilirsiniz, bizle beraber yorum yazabilirsiniz. Yani telefoncudan ücretsiz bir şekilde bir yardımcı olur size ya da çevrenizdeki gençlerden bir rica edin. Sizden ricam budur. Yani kanalımıza abone olmuyorsunuz. Yani 11 binde takıldı kaldık yani. Kanalımız bir hızla büyüdü, 11 binde takıldık. 11.200 civarlarında, şimdi bir bakayım şu tarafa. 11.200'e geldi falan kanalımız ama sizlerin desteği de bir yerde unutuyorsunuz destekleri. O yüzden ben hatırlatmak istiyorum size. Artık hatırlatmam şikayet yönüne döndü. Haberiniz olsun. Beğenmeyen, kanalımıza abone olmadan, her zamanki benim sloganımdır. Bakın bunu her zaman hatırlatıyorum sizlere. Beğenmeyen 5'te kalsın. Kanalımıza abone olmayan da 5'te kalsın. Hatta kafada yatsın. Dönsün 5'li ganyan olsun. O da kafada yatsın. 4'liye düşsün. 2'liye düşsün. En son ganyan alsın, atı startta kalsın onun da. Sizlerden naçizane ricamız budur. Bu şekilde de isteklerimize kulak verirseniz ayrıca teşekkür ederim. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Bunun dışında 10 koşulu bir program var dedik Kocaeli'nde. Şunu da belirteyim hemen ben. Salı günü, yani Kocaeli koşulları koşmadan bir saat önce saat 18.00'da sevgili Şenol abiyle, Şenol Özgenç'le beraber son dakika yayını yapacağız. Bu videolardan faydalanın tabii ki ama saat 18'deki yayınımıza da buyurun gelin. Şenol abi son dakika yayınını yapacağız her zamanki olduğu gibi. Yarınki Kocaeli koşularında sevgili Melih birinci koşuyu yorumlayacak. Ben ikinci koşuyu yorumlamaya çalışacağım. Üçüncü koşuyu Sırrı abi, sevgili Tahminci ağa. Dördüncü koşuyu Yunus Emre Kırbaş. Beşinci koşu Alper Karla. Altıncı koşu sevgili Yener Çelik abimiz. Yedinci koşu Hüseyin Deniz. Altılı dua yenileri. 3, 6, 9 koşu saydık. 9, 10 program var dedik ama bakayım şöyle. Evet, 9 koşu var. Zafer Yıldıztaşı 8. koşu. Son koşuyu da Hakan Güneç kardeşimiz yorumlayacak. Hakan da bizim kanalımıza yeni destek vermeye başladı kardeşimiz. Yakında da onu canlı yayınlara alacağız. Gayet bilgili bir arkadaşımız. Bilgisi, her şeyi var kardeşimizin. Ayrıca
Hakan'a ve diğer yorumcu, tahminci arkadaşlarımın, abilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkesin şansı battı açık olsun. Hadi herkese bol şanslar, iyi seyirler dilerim. Selam arkadaşlar. Kocaeli 1. Koç'taki Bankom 4 numaralı Çatlı Start isimli safkandır. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlar. 1, 2, 6, 7, 8 ve 9 şeklinde değerlendirebilirler. 4 numaralı Çatlı Stars yarınki Bankom'dur. Kocaeli 1. Koç'taki Bankom'uzdur arkadaşlar. Bir Lionheart temsilcisi olan bu safkanın kumda kazanmasını bekliyorum. Evet sevgili dostlar. Şimdi ben ikinci koşuyu yorumlayacaktım. Kocaeli'nde ikinci koşuyu. Kocaeli ikinci koşuda şimdi Firefraker numara isteyen bir isim. Firefraker. Bunun dışında Miracle of Victory'de numara isteyen bir isim. Şimdi bunların numarası 9 ve 6. 9 Firefraker biraz daha seri. 6 numaralı Miracle of Victory'de böyle biraz deparlanma konusunda biraz ağır alıp da sonra gelip liderliği alan bir isim. O onu almışken Firefraker da liderliği alır gider diye düşünüyorum. Ben çok birbirlerine pres yaparlar mı acaba, orada kararsız kaldım. Ben bu iki atı önde tutuyorum. Firefraker, 9 numara Firefraker ve 6 numaralı Miracle of Victory. Ben bu iki ismi ön planda tutuyorum. Sonrasında bunlar eğer benim istediğim ya da kafamda düşündüğüm gibi çok böyle mücadeleye girerlerse devreye ilk girecek isim 2 numaralı Lucky Fest'tir. Lucky Fest'in de totosunun böyle 6-0-8'lerde falan dolandığına bakmayın. Bu aralar kıpırdanma içerisinde. 2 numaralı Lucky Fest'e de şans verebilirsiniz. Son olarak bir tane de sürpriz söyleyeceğim. Yazar yazmazsınız, o da sizlere kalmış. 10 numaralı Betelgeuse. Geçen gün Bursa'da iyi bir yarış kazandı. Böyle bariyerin dibine geldi. Hiç kendisini yormadan Betelgeuse gelip liderliği aldı. Koşuyu da kazandı. Onur Atmaca'ya da yine hafif kilosuyla beraber. Onur Atmaca'ya da kardeşime şans vereceğim burada. Yani sıralamam 9-6 önde bende, birbirlerini yıpratmazlarsa 2 numaraki Lucky Fest, sonraki ihtimal ve son olarak da 10 numaralı Betelgeuse deyip koşuyu yorumlarını diğer arkadaşlarıma vereceğim. Benden önce sevgili Melih kardeşim yorum yapmıştı. Sonrasında da yorum yapan tüm abi ve arkadaşlarıma, dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlere iyi seyirler dilerim. Bol şans herkese. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. Tekrar sizlerle bir yayınla beraberiz. Kocaeli 3. koşu şartlı 4. 2000 metre kum pistte koşulacak 3 yaşlı İngilizlere ait 6 safkan kayıtlı. Ben bu yarışı bir rövanş mücadelesi olarak görüyorum. 11 Nisan 2023'te bu iki safkan birlikte potaya girip boyunla galeyan kazanmıştı. Bugün ama ben size Another Place diyeceğim. Metin Hamidi, Görkem Özçelik de rövanşı alacağını inanıyorum. Öncelik benim 5 numaralı Another Place. Rakip de 1 numaralı galeyan diyorum. 5-1-1-5 burası bende kapalı. Hepinize bol şanslar diliyorum. Selamlar dostlar. Yarınki Kocaeli programının 4. koşusunu sizler için değerlendirdim. Ben bu koşuda sizlere özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Bu isim de benim uzun zamandır takip atım olan 6 numaralı Sınır Tanımaz. Ben bu safkandan etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Son düzlükteki yapacağı etkili ataklarıyla rakiplerini avlayıp fotoyu birincilikle tamamlamasını bekliyorum. Siz değerli dostlarıma da alternatif bank olarak öneriyorum. Rakipleri 2 numaralı Ildırlı, 1 numaralı Sungurlu, 3 numaralı Berengül ve son olarak da 4 numaralı Emirsoy'u öneriyorum sizlere. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Size merhaba dostlar. Ben Alper Karla. Yarın Kocaeli'de 5. koşta tuttuğum iki tanesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. 5. koş 19.30'u gösterdi saate. 5'te ben ilk ayağını oluşturuyor. Ben burada 9 numaralı Gece Kralı'yla başlamak istiyorum. Yani yarış gidişatına baktığımızda Tunç Şah gibi, Gece Gencetay gibi ön tarafı isteyecek süratli isimlerin mücadelesini var. Sarraf Şah gibi. Bu isimler süratlendirecek yarışı. Ben 52 kilo Nevzat Avcı büyük ihtimalle 54'e binecektir diye düşünüyorum. Ben yarın için etkili bir yarış bekledim. Gece Kralı'nı ilk sıradan veriyorum ve İzmir'den gelecek olan bir Alaçatı ağası var. 6 numaralı Alaçatı ağası. Bu da
engellerde bekleyen bir isim. Yarışın süratli gitmesiyle birlikte bir diğer etkili olmasını beklediğim bir isim. 9 ve 6 burada benim ilk iki sırada tuttuğum isim. Tabii ki tuttuğunuz isimlere de şans verebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Herkese selamlar, saygılar. Kocaeli'nde günün 6. koşusunda benim alternatif bankom 1 numara Alper abi olacak. Bu Safkan son katıldığı yarışında kapalı gözlük takısı aldı. Safkan'ı olumlu yönde yaradı. Koşunun temposunu belirleyecek isim olacak. Belki bir ihtimal müsait kilosuyla Ertekin Bey zorlamaya çalışır ama ön tarafta koşunun temposunu belirlediği yarışlarında hep başarılı koşmuş bir isim. Aldığı 1000 ve 800 metrelik kalıplarını da beğendiğim. Kilosu rakiplerine oranla biraz ağır olacak olsa da ben 1 numara Alper abiyi kazanır da tutuyorum alternatif bankom. İlk ciddi rakip 2 numara Kaşemim Kara olur. Bu Safkan anne kanatından 19 maideye uzanıyor ki zaman rüzgarı gibi kum pist etkili yarışlar koşmuş bir Safkan'ın da yakın akrabalığı var. Kulaklık takısı çıkartıldı. Son 2 koşusundaki Adana'dan da yakın takip ettiğim bir isimdi. 1400'ü 1.35'lerin içerisinde gayet tatminkar bir dereceyle kazandı. Son koştuğu 1900 metrelik yarışta zaten ön taraftaki rakibine yapabileceği bir şey yoktu. İkincilik, üçüncülük mücadelesinde Foto'da kaybetmişti. Biraz ağır kanlı Safkan. Eğer binicisi erken uyandırırsa 2 numara Kaşemim Kara etkili bir yarış çıkartacak. Benim ilk rakip olarak önereceğim isimdir. Daha sonra 6 numaralı Kile 2 önermek istiyorum. Safkan çok formda. Uzundan kısaya dönmekten etkilenmezse müsait kilosuyla sonlarda etkili olabilir. Son olarak da 3 numara Uçan Kafkas'ından söz etmek istiyorum ki bu Safkan da bu zamana kadar 4 yarış kazandı. Bunların ikisi Kocaeli pistindeydi. Bu zamana dek Kocaeli pistinde koştu. 4 yarışından 2 birincilik, 2 tane de tabela çıkartan bir isim. Koşu temposu olağanın üstüne çıkarsa düzlükte etkili gelmesini bekledim ki son İstanbul sentetik pistteki yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. 3 numara Uçan Kafkaslı da etkili olabilir, şablonumda yer alacak. 1 numara Alper abi alternatif bankom 2-6-3 rakiphanesine yazılabilir. Herkese bol şans dilerim. Herkese merhabalar arkadaşlar. 2 Mayıs Kocaeli 7. koşuyu sizler için yorumlayacağım. Burada hayatının ilk yarışını beğendiğim, bu yarışta dil bağı ilave alan 6 numaralı Sofest mesafe de uzamış. Ben 6 numaralı Sofest'in bu koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Benim net bankomdur 6 numaralı Sofest. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar. 2 Mayıs Kocaeli yarışlarında beraberiz. Tuna abicim 8. koşuyu bana ayırmış. 8. koşu şartı 5 ile başlayacak. 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre kum olacak. Yalnız burada iki at önereceğim ben. İlk atım tabii ki 3 numaralı Pershing First olacak. Pershing Rose burada Onur Öztürk idaresinde 16'da 10 yapmış. Onur Öztürk çok iyi tanıyor atı. Ben yarını kazanmaya çok yakın olduğunu görüyorum. Yalnız Atiba'dan çekiniyorum burada. Atiba çok üstüne giderse Pershing Rose'un, Atiba çok yorarsa tabii ki burada sprinter atlardan Poker First'ü İkinci at olarak önereceğim. Poker Force'da Mustafa Çiçek var. Yarın ben sprinter atlardan Poker Force'u rakip olarak önereceğim. Burasını 3-6 ve geçeceğim. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese selamlar. Ben Hakan Güneç. Kocaeli 9. koşu. Altılı Ganyan'ın da son ayağını siz Tuna Işık TV izleyicileri için yorumlayacağım. Umarım dün Cazip Safkan Altınmayır yorumundan faydalanan dostlar olmuştur diyerek koşudaki bankomdan size bahsetmek istiyorum. Bu yarış oldukça süratli gideceğini düşünüyorum. Can Yurt gibi, Ardahan gibi ayağına seri isimler görüyorum yarışta. Dolayısıyla anneden dün İstanbul'da başarılı bir ikincilik yapan evvelsi gün Arısa'nın anneden kardeşi olan annesi Vera bir Volga 2 temsilcisi. Gerçek gücünü zaten bu orijinleri gördüğümüz zaman, Volga 2'yi gördüğünüz zaman çok dikkat edin. Size buradan bir tavsiyem olsun. Kısrak babasında zaten Volga 2'nin şu anda koşanı yoktur da kısrak babasında Volga 2'yi gördüğünüz zaman çok dikkat edin. Bu yarıştaki süratten dolayı şartlı 2 mücadelede 4 yaşlı Arapların bu şartlı 2 mücadelesinde sizlere 4 numaralı hızlıları bank olarak öneriyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Benimle beraber yorum yapan arkadaşlara da başarılar diliyorum.